Alanya'da siyaset kızıştı. Meclis üyesi adayları, belediye başkanı adayları, işin aslında asıl böyle dengelerin ölçüldüğü, nabızların attığı yer Halle Muhtarlığı. Siz aşağıda siyaset görmüyorsunuz. Yukarı doğru bir çıkın hele. Kaynıyor bildiğin. Böyle bir davete geldik. Soğukpınar Mahallesi'nde muhtar adayı değerli Faruk kardeşimin davetine geldik. Evet Faruk Bey, evet, bir yola çıkmışsın. İnşallah muhtarlığı kazandıktan sonra da beraber burada toplanırız. Köy halkı hep beraber yine bir etkinlik yaparız. Tam bir etkinlik yeri maşallah burası. Böyle Alanya kuş bakışı. Eski muhtar da var. Yıllarını vermiş Soğukpınar'ın. Nasıl gidiyor köyün siyaseti? Köyün siyaseti yarı yarıya gibi. Ne, tam belli de tabii. Eski muhtarın da bazı çalışanları var yanında. Onlar niye yanına vereceğini? Bunun akrabası oluyor. Bayağı arada zor durumlarda olanlar var. He o zaman taşın başına çıkıp, herhalde seyrediyor. Normal karşılayacağız her şeyi. Sağ olsun bu arkadaşlar çıkmışlar. Ağzalarıyla beraber. Bazı yerli köylerde muhtar yapacak, ağza da yapacak adam bulamıyorsun yerine göre. Hindi dolu. Memlekete hizmet etmek için çıkmışlar, Allah razı olsunlar. Amma kazanır, amma kazanmaz. Bunda kimse bir garanti veremez. Kapalı yerde oy kullanılacak. Onun için bir şey diyemez. 20 yıl biz de yaptık. 1985 yılından 2005 yılına kadar. Çoluk çocuk artık biraz çekildiler. Tamam dedik. Bir başka arkadaşa devrettik. 20 yıldır da o yapıyor. O arkadaş da herhalde diğerlerine devredecek gibi gözüküyor herhalde. Bu arkadaşın akrabası olduğu için de biraz şeyler oluyor. Da olacak gari. Evet azalar kimler? Azalar kim? Her seçmenin verdiği oya saygı duyuyoruz. Hangisi kazanırsa hayırlı olsun. Neyse olsun memleketimiz için evet diyoruz. Faruk hayırlı uğurlu olsun. Bir yola çıkmışsın. Allah razı olsun abi. Millet de gelmiş maşallah. Böyle bir baştan aşağı bir alalım. Gelenden Allah razı olsun. Gelmeyenden de abi. Ama millet eti ye zıbık gibi çıkıyor. Ya. Vallahi. Göbekleri göbeğe salınmıyor hepsi. Herkes zıbık gibi çıkıyor. Baksana ona. Etin başında adın o. O bazı arkadaşımızın Ramazan abi o. Evet Ramazan Bey. Evet. Birkaç kelam da senden alalım. Nasıl olacak bu iş? Hayırlısı olsun diyelim. Bu mu? Tamam. Başka kim var Aza? Adem var. Adem abi. Adem abi sen okumuş birine benziyorsun ha. Evet. Devam ediyoruz şöyle. O arkasında Mehmet Ali Şensoy. Öğretmen o. Hangisi? O da Adem. O uzun uzun. O da öğretmene benziyor zaten. Muhtarım. Bir de yanımda yeğenim. Genç. Genç. Muhtarım hayırlı uğurlu olsun. Bir yola çıkmışsın. Birkaç şöyle neden çıktın? Ne gereği gördün, işin gücün yok mu senin diye gireceğim ama aslında muhtarlık da bir sevda, bir hizmet, hizmet işi başka değil mi? Adamın yapası geliyor. Çocukluktan beri içimizde bu heves var, istek var. O yüzden sorduk, kimseye bir hadsizlik de yapmadık. Herkesin görüşünü aldık. Tabii çıkma diyen de oldu ama Çık diyen daha fazla. O zaman ne yaptın, oturdun. Aynen. Yengeye sordun. Kendimizde de o şeyi görüyoruz Allah'ın izniyle. Hanıma sordun mu? Bileğimizin hakkıyla sordum. Kesin net arkanda mı? Evet. O zaman o en değiş olur. Olacak Allah'ın izniyle. Var mı bir projem böyle bu köye ben muhtar olursam bunu yapacağım dediğin? Ya muhtar olursam... En önemli, en başta. Yumruğumuzu vuracağız Alanya Belediyesi'nin buranın hizmetine yoracağız yani. Başka diyeceğimiz bir şey yok. Ama senin köy gerçekten güzel bir yer. Ya kırsalın en güzel. Ben sana bir proje söyleyeyim mi? Evet. Şu Soğukpınar'a giderken... Evet. Soğukpınar'da caminin yanında öyle bir... Küçük gözleme gibi yer açsan bile, açtırsan bile birine. Ya bunu sunacağız tabii yapmak isteyene. Evet. Öngöreceğiz. Biz kendimiz yapacağız demiyoruz ama yapmak isteyene el ayak olacağız yani. Bak projenin biri bu olsun yani, ya. Köyümüzde camimizin altına o boş bir yer var zaten onu Hüseyin hocamdan. Tabii biz Hüseyin hocamın izinden gideceğiz. Bu köyü köy yapan Hüseyin hocam. Biz bazı şeyleri ondan hani büyüklerimizden sorarak. Az Hüseyin hocadan sen el almış gibisin. Ya el almadım ama sonuçta bu köyün Soğukpınar yapan Hüseyin hocam. Benim yaşım yetmese de herkesin yaşı yeter burada büyüklerimin. Bazı şeyler Hüseyin hocama büyüklerimize soraraktan yapacağız. Kendi kafamıza göre bir şey yapmayacağız yani. Evet. Caminin altına küçük bir muhtarlık ofisi. Gelen başkanımız olsun. Yetkili kişiler orada çayını kahvesini ikram edebileceğimiz güzel bir ofis yapacağız. Muhtarlık ofisi. Aynen. Onu belediye yapıyor zaten. Arkadaşlar Soğukpınar mahallesindeyiz. Şöyle bir gösterebilirim size. Soğukpınar. Oradan bir kaçalım. Yeni hastane yapımımız bak. Nasıl abi? Aşağının manzarası. Bakın. Hastane. Bu gördüğünüz bak daha şu aşağıda ve yakınlaştırıyorum. Alanya Payallar Devlet Hastanesi. Şu gördüğünüz şöyle yakınlaştırayım ha.
Bu gördüğünüz yer bayağı dikilmiş ama ha. İlk haberini ben yapmıştım. Buranın kimsenin haberi yoktun. Şimdi de ben yapıyorum. Bakın. Yolun açık olsun muhtarım. Allah razı olsun Ersoy abi. Davetiniz için teşekkür ederiz. Allah izin verir de kazandığımızda seni gene çağıracağız buraya. Bu sefer daha farklı olacak. İnşallah. Allah Allah diyerek genç ihtiyar.